Now I'm honored to invite Ms. Ruhsar Pekcan, Madam Minister of Trade, for her opening remarks. Madam Minister, you have the floor. Sayın Bakanım, buyurunuz lütfen. Teşekkür ederim. Sayın Rekabet Kurumu Başkanım, saygıdeğer katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı olarak tüm katılımcılara İstanbul Rekabet Forumu'na hoş geldiniz diyorum. Rekabet Kurumu yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler, hukukçuların bulunduğu böylesine değerli bir topluluğa hitap etmekten memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. İstanbul Rekabet Forumu'nun Rekabet Kurumu tarafından UNCAT'ın aktif biçimde katılımı ile ikinci kez düzenleniyor olması sevindiricidir. Forumun farklı ülkelerdeki rekabet otoriteleri arasında fikir alışverişi imkanı sağlaması ve iyi uygulama örnekleri üzerinde paylaşımlarda bulunulması bakımından oldukça faydalı bir etkinlik olduğunu değerlendiriyorum. Kuşkusuz piyasa etkinliğine yönelik rekabet hukuku uygulamaları ile önemli fikirlerin değerlendirildiği bu tür imkanlar hem şirketler hem de tüketiciler için oldukça değerlidir. Bildiğiniz gibi forum, dijitalleşme, iş gücü piyasaları ve COVID-19 salgını sırasında rekabet uygulamaları konularını ele almakta. Özellikle dijitalleşme konusu bugün uluslararası ekonomi ve ticaret ortamını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir Sayın Başkan'ın da altını çizdiği üzere. Dijitalleşme hayatımızın birçok alanını iyi yönde değiştirmiştir. Aynı zamanda tartışmamız ve anlamamız gereken pek çok yeni meseleyi de beraberinde getirmiştir. Rekabet kurumları da düzenlenmesi ve çözümlenmesi gereken yeni alanlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede dijitalleşmenin getirdikleri ve getirecekleri hakkında değerlendirmelerimize etraflıca devam etmeliyiz. Öte yandan forumun bir diğer odak noktası olan iş gücü piyasalarında rekabet, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve gelir eşitsizliklerinin ele alınması bakımından da oldukça önemlidir. İş gücü piyasalarında şirketlerin artan pazar gücüne ilişkin tartışmalar sadece antitrust açısından değil, vatandaşlarımızın refahı açısından da önemli tartışmalardır. Bu konuların yanı sıra güncel uluslararası koşullar göz önünde bulundurulduğunda mevcut salgının etkilerinin incelenmediği bir tartışma her haliyle eksik, tutarsız bir tartışma olacaktır muhakkak. Nitekim salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep hem arz yönünde çok önemli şoklar yaşanmıştır. Bu olağanüstü durumda rekabet otoritelerinin rekabet sorunlarını saptayabilmesi ve piyasaların olabildiğince etkin işleyişini sağlamak üzere çalışmaya devam etmesi özellikle önemlidir. Bu çerçevede İstanbul Rekabet Forumu'nun tüm oturumlarında değerli fikir alışverişlerinin sağlanacağına ve son günlerde yaşanan zorluklar karşısında yeni bakış açılarının sergileneceğine inanıyorum. Gelecekte bu tür zorluklar karşısında diyaloğumuzun ve işbirliğimizin devam etmesini umuyorum. Forumun başarılı geçmesini diliyor, katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyor. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum efendim.